Sayın seyirciler, İslamiyet'te insan hayatı fevkalade önemli bir yer işgal eder. İnsan hayatının korunması İslami emir ve nehilerde daima birinci sırada yer tutmuştur. İnsan hayatının korunması ve muhafaza edilmesi her türlü emirin, her türlü Cenab-ı Hakk'ın vaz ettiği prensibin başında bulunmaktadır. Bu bakımdan insan hayatının muhafaza edilmesiyle ilgili hususlar İslamiyet'in bütün her türlü emirlerinde daima en önemli, en ehemmiyetli bir sıra ve yer işgal etmektedir. Bunun içindir ki insan hayatına kıyan kimseler bunu ancak kendi hayatlarıyla prensip olarak ödeyebilirler. Hayatı muhafaza etmek ve idame ettirmek her insanın vazifesidir. İnsan kendi hayatını da aynı şekilde korumak mecburiyetindedir. Başkalarının hayatına kıymak hakkı kimseye verilmediği gibi insanın kendi hayatına kıyması hakkı da kendisine verilmiş değildir. Bu bakımdan İslamiyet'te Allahü Teala'nın bahşettiği, ihsan ettiği hayat nimetini muhafaza etmek en önemli vazifelerden biri olarak telkin edilmiştir. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estaizu billah bismillah. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul kısasu fil katla. Ey iman edenler, ey müminler, adam öldürme durumunda cinayet işlenmesi halinde insanların birinin hayatına kıyması durumunda sizin üzerinize kısas, yani insan hayatının yine hayatla öldürülmesi emri farz kılındı buyuruyor Cenab-ı Hak. El hurru bil hurci. Hür ve serbest olan, her türlü ferdi ve içtimai hürriyetine sahip olan insan ancak böyle bir özelliğe sahip bir insanla karşılanır. Bir insanın karşılığı mukabili hür insanın mukabili hür insandır. Vel abdu bil abdi. Köle hizmetçi köleyle eşdeğerdedir. Vel unsa bil unsa. Ve buna mukabil erkek erkeğe, kadın da kadına ancak mümasil ve denktir. Yani bir kadın öldüren, onun karşılığında kendisi de bir kadın ise, kadın olarak hayatını feda etmek durumundadır. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ. Prensip olarak İslamiyet'te herhangi bir kimsenin hayatına kıyan, cinayet işleyen bir kimse bu işlediği hatayı ve cinayeti kendi hayatıyla öder. İşte buna İslamiyet'te kısas ismi veriliyor. Bu kısas Cenab-ı Hakk'ın bir emridir, yerine getirilmesi icap eder. Yalnız Cenab-ı Hak burada şöyle bir imkan ve fırsat tanımıştır. Öldürülen kimsenin yakınları, velisi, akrabasından olan kimseler, söz sahibi, onun adına konuşabilecek, onun hakkını müdafaa edebilecek durumda olanlar, katilin kısasını, kısas yoluyla öldürülmesini istemeyebilirler. Onun yerine diyet talep edebilirler. İşte bu durumda ayet-i kerimede buyuruyor ki, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ. Kardeşi tarafından bir şey kendisine, bir şey mukabilinde affedilen, kendisine böyle bir imkan tanınan kimse, fettiba'un bil ma'rufi, bu konuda maruf olan, alışılmış ve örf ve adetlere uygun olan bir miktara uymak durumundadır. Ve eda'un ileyhi bi ihsan ve bu kimse
maruf olan kim bir miktarı isteyecek, talep edecektir ve buna mukabil de diyeti ödeyecek olan kimse de ihsan ile, güzellikle bunu yerine getirecektir. Bunu ifa edecektir. Zalike takfifun min rabbikum ve rahme. Bu muamele, bu uygulama Allah tarafından insanlara bir kolaylıktır. Allah tarafından bir hafifletmedir. Cenab-ı Hak burada kulları için bir fırsat tanımıştır. Bir kolaylık bahşetmiştir ve rahmet-i ilahiyesinin tecellisi olarak insanlara böyle bir imkan lütfetmiştir Cenab-ı Hak. فَمَنْ يَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Kim bu durumu öğrendikten sonra haddi aşar, aşırı gider, fazla talepte bulunursa Allah'ın emrinden dışarıya taşar ve nefsani arzularına uygun hareket etmeye kalkarsa onun için elem verici bir azap vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey akıl sahipleri! İyi düşünecek olursanız kısasta sizin için hayat vardır. Yani insan hayatını muhafaza konusunda, hayatın karşılığında hayat söz konusudur diye düşünecek olursanız, kendi hayatınızın gideceği korkusuyla başkasının hayatına kıyamazsınız. Başkasını öldürmeye eliniz varmaz. İşte bu konuda cinayet, insan, adam öldürme konusunda İslamiyet'in bu derece ağır, bu derece güçlü bir müeyyide vaz etmiş olması, böyle ağır bir ceza koymuş olması insan hayatını korumaya yöneliktir. Kısasta hayat vardır. Yani insan hayatını korumaya yönelik bir önemli ibret vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunu düşünürseniz bu yanlış fiilden sakınırsınız. Bundan kendinizi korursunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ İyi düşünürseniz belki bu feci, bu korkunç fiili işlemekten, cinayet irtikap etmekten sakınırsınız, korunursunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Hakikaten insan işlediği cinayetin akabinde kendi hayatını kaybedeceğini iyi düşünecek olursa, bunu iyi bir muhakeme edecek, değerlendirecek olursa kesinlikle başkasını öldürmeye eli varmaz. Elini kana bulayamaz bu insan. İnsan hayatı o kadar aziz ve kutsaldır ki insan onu ancak hayatı veren Allah'ın alabileceğini düşünmeli. Buna göre kesinlikle herhangi bir kızgınlık ve asabiyet dolayısıyla elini kana bulamamalıdır. Çünkü bunun neticesi kendi hayatını kaybetmektir. Hayatını kaybetme tehlikesi ve bağısına insan böyle korkunç bir işin içerisine kesinlikle aklı başında olarak giremez. Kutibe aleykum izâ hadara ehadekumul mevtu in terake hayra. Sizden birinize ölüm geldiği zaman eğer geriye bir mal miras bırakacak olursa o kimseye biz Cenab-ı Hak buyuruyor ki sizin üzerinize vasiyeti farz kıldık. Kutibe aleykum izâ hadara ahadekumul mevtu اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَب۪ينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ Cenab-ı Hak buyuruyor ki sizden birine ölüm hali geldiği zaman, yani bir içinizden biriniz vefat halinde bulunursa, vefat hali gelmeden önce, ölmeden ve ruhunu teslim etmeden önce eğer mal bırakıyorsa anasına, babasına ve akrabalarına maruf olan, alışılmış ve beğenilmiş bir şekilde akla ve dine uygun bir tarzda
o kimsenin üzerine vasiyette bulunması farz kılındı buyuruyor Cenab-ı Hak tarafından. O kimse vasiyet edecektir annesine, babasına ve yakın akrabasına, malımdan şu kadar miktar onlarındır diye vasiyet etmesi icap eder buyuruluyor. Hakkan alel müttakîn, Allah'ın emrine saygılı olan, hürmetkar olan kimselere bu bir borçtur buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu ayet-i kerime aslında miras ile ilgili ayet-i kerime nazil olduktan sonra feraiz dediğimiz mirasta hak sahibi olan kimselere hakları kesin ve ayrı ayrı belirtildikten sonra bu ayet-i kerime nesledilmiştir. Bu ayet-i kerimenin hükmü kaldırılmıştır. Miras ayetleri nazil olmadan gelen bu hüküm, anne ve babanın, yakın akrabanın mirastan mahrum bırakılmaması konusunda vasiyet yoluyla onların da mirastan nasiplerini, paylarını almasına amir bir hüküm ihtiva etmektedir. Ama daha sonra ayet-i kerime ile anne ve babanın mirastaki payları, nasipleri açıkça belirtildiği için bu ayet-i kerimenin hükmü neshedilmiştir dolayısıyla. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَاِنَّمَا اِسْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ. Kim bu vasiyeti işittikten sonra, bunu duyduktan sonra ölüm halindeki kimsenin bıraktığı maldan şu şu kadar anne ve babama ve bu kadar miktarda akraba ve yakınlarıma bırakıyorum şeklindeki vasiyetini duyduktan sonra kim bunu değiştirmeye kalkarsa, bunun günah ve vebali değiştirenlerin üzerinedir. Cenab-ı Hak insanların söyledikleri, insanların ifade ettikleri her şeyi işitmekte ve onlardan tamamen haberdar durumdadır Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Onu bilmekte ve işitmektedir Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri. Bu bakımdan insanların Allah tarafından kendilerine yüklenen vazifeyi Allah'ın emrine uygun olarak kendilerine tereddüt eden vazifelere riayetkar olmaları, onlara uygun hareket etmeleri icap eder. Allah'ın bilgisi tahtındadır ve böyle bir menfaat, hırs ve menfaat duygusuyla kesinlikle yapmaları icap edenden farklı veyahut da değişik bir hususu ortaya koymaları caiz değildir. Ne işitmişlerse, vasiyet nasıl tecelli etmişse o şekilde hareket etmeleri ve vasiyetin icabını yerine getirmeleri icap eder. Aksi takdirde bu değişikliğin kendilerine, kendi menfaatlerine yönelik yapacakları bir tebdilatın kendilerine büyük bir vebal ve günah yükleyeceğini hiçbir zaman unutmamaları icap eder. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri işte çocukları üzerinde büyük hakkı bulunan anne ve babaların çocukları vefat ettiği takdirde onların muhtaç ve perişan durumda kalmamaları için miras ayeti gelinceye kadar onlara böyle bir hak ve imkan tanımış, çocuklarının malından onların da hak sahibi, vasiyet yoluyla hak sahibi olmalarına medar olacak bir fırsat hazırlamıştır Cenab-ı Zülcelal Hazretleri.